Dua eder dua bekleriz demek uygun değilmiş. Dua eder dua bekleriz. Efendim yalansa uygun değil. Ama bunu söyleyen kimse eğer bu şekilde böyle kendisi dua etmez ve dua etmeden bu şekilde böyle söylüyorsa, insanları kandırıyorsa böyle söylemek uygun değil. Böyle söylemek uygun değil. Ama beş vakit namazını kılan bir Müslüman böyle söylerse o beş vakit namazını kılan Müslümana senin böyle söylemen uygun değildir denmez. Denemez. Niye? Ya beş vakit namaz kılıyor. Namazda da Müslümanlara dua ediyor bu. Suizan etmiş olursun hocam öyle dersin. Tabii. Okuduğu surelerde aynı şekilde mesela Rabbena Atina'yı okuyorsun. Mümin müminat herkes için diyor. Tamam mı? Dua ediyor yani. Dua ediyor. Ama özel dua istedin. Ha, özel dua istedin. Kalktı ismini zikrederek dua etti. O özel dua için de mesela böyle dua eder dua bekleri falan. Eğer kendi etmiyorsa karşı taraftakini talep ettiğin de hatırına gelmez. Karşı tarafın aynı şekilde kendisine dua etmesini isteyen kimse otursun ona bir dua etsin. Ona dua etsin. O dua etmeye başlarsa otomatik olarak onun kalbine de gelir. O da aynı şekilde dua edebilir mi? Evet dua edebilir efendim. Bir de işte efendim büyüklerin duası olsun demek de uygun değilmiş. Uydur uydur söyle ya. Ya şimdi kendisi aynı şekilde dua etmeye kendisini layık görmüyor. Büyükler nasıl dua ediyorsa onların aynı şekilde duaları da senin üzerine olsun diye temennide bulunuyor. Temeliyle bulunuyor. Bunun neresi aynı şekilde yanlış ki? Neresi yanlış ki? Ha karşımızdaki kaypak davranıyor efendim. Halleri hareketleri ben yakinen tanıyorum. Dua istediğin zaman dua etmeye de yaraşmıyor. Böyle aşırtmalı cevap veriyor. Ya suizan olur. Nereden bileceğim ben onun aşırtmalı cevap verdiğini. Tamam mı? Müslümanı vazifesi hüsnüzan etmek. Kime? Müslümanı hüsnüzan etmek. Ama adam münafıktır ama alçaktır. Zaten biliyorsun. Zaten böyle kimseden dua da istenmez. Dua da beklenmez zaten. Duada beklenmez. Efendim gelelim dinleyicimiz diğer bir suali. Ben dedi böyle dedi hoparlörle şey yaparken dedi çok rahatsız oluyorum dedi. Şimdi kalbinde ehl-i sünnet itikadı olan bir kimse elbette rahatsız olur. Yani Allah-u Teala'nın emrine Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünneti seniyesine aykırı olarak yapılan her şey kalbinde zerre kadar imanı olan kimseyi rahatsız eder. Rahatsız etmezse o kimse otursun kendini bir aynı şekilde sorgulasın.